Evet arkadaşlar, yeni bir ürün incelemesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Omron'un M2 Basic dijital tansiyon aletinin incelemesini yapacağız. İncelemesine geçmeden önce özelliklerinden bahsedeceğiz ve daha sonra cihazımızı kutusundan çıkarıp tansiyonumuzu ölçeceğiz arkadaşlar. Bu tansiyon aletini arkadaşlar annemin tansiyonunu ölçmek için aldık. Annemde tansiyon, yüksek tansiyon vardı arkadaşlar. Doktora gitti. Doktor da bir haftalık tansiyonunun ölçmesi gerektiğini söyledi. Annem de sürekli sağlık ocağına gitmektense dedim sana bir tansiyon aleti alayım, evde kendin ölç, değerlerini yaz ve doktora götür dedim. Her zaman ve her eve lazım olacak tansiyon aleti, özellikle tansiyon hastaları için arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Omron'un M2 Basic serisi üst koldan ölçer dijital tansiyon aleti. Ben de bu dijital tansiyon aletini birkaç gün önce hepsi burada üzerinden indirimli olarak 950 TL civarına almıştım. Omron bilindiği üzere arkadaşlar kardiyoloji doktorları tarafından ve hastaları tarafından en çok tercih edilen ve doğru ölçüm yapabilen tansiyon aleti arkadaşlar. Omron markası alabileceğiniz en iyi markalardan biri tansiyon aleti olarak. Tansiyon aletimizde ne gibi özellikler var arkadaşlar? Özellikle hızlı, rahat ve tutarlı ölçüm için IntelliSense teknolojisi bulunmakta. Orta boy 22 ve 32 santim kol genişliğinde manşet olarak ölçüm yapabilmekte. Tek tuş ile kolay kullanımı bulunmakta arkadaşlar. Ölçülen son ölçümü gösterme özelliği, düzensiz kalp atışı algılama özelliği ve manşeti doğru sarım göstergesi. Yani kolunuza taktığınız zaman manşeti doğru mu yanlış mı taktığınızı onu gösteriyor arkadaşlar. Klinik olarak onaylanan bir dijital tansiyon aleti Omron M2 Basic. Omron M2 Basic ile tansiyonunuzu kolayca, hızlı ve doğru bir şekilde ölçebilirsiniz arkadaşlar. Evinizde rahat bir şekilde ölçebilirsiniz tansiyonunuzu, sürekli sağlık ocağına gitmeye gerek kalmadan arkadaşlar. Ayrıca kafın şişirilmesi esnasında daha az rahatlık veren, özellikle daha az rahatsızlık veren daha doğrusu arkadaşlar, IntelliSense teknolojisine ve yine tansiyon ölçümü sırasında düzensiz kalp atışlarını da tespit edebilme özelliğine sahiptir. Cihazımızın özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Kantar Health araştırma 2019 sonuçlarına göre Avrupa genelindeki kardiyologların en çok önerdiği tansiyon ölçüm markası Omron olmuştur arkadaşlar. Cihazımızın genel özellikleri bu şekilde. Tansiyonumuza geçmeden önce arkadaşlar, daha doğrusu cihazımızı incelemeye, kutu açılışına, kutu açılımına ve kutu içeriğine yakından bakmadan ve tansiyonumuzu ölçmeye geçmeden önce arkadaşlar bilmemiz gereken tansiyonla ilgili özellikler bulunmakta. Tansiyon cihazı üzerindeki kan basıncı değerlerinin 120 ile 129, 80 ve 84 kan basıncının olması normal. Bu mmHg milimetre civa basıncı arkadaşlar. 130 ila 139, 85 ila 89 milimetre civa basıncının, yani kan basıncının olması yüksek tansiyon, normal tansiyon olarak kabul edilir. Kan basıncı değerlerinin 140 ila 90 milimetre, yani milimetre civa basıncı, kan basıncının üzerinde olması hipertansiyondur. Kan basıncının 120 ila 129, 80 ila 84 olması normal, 130 ila 139, 85'i 89 olması yüksek, normal tansiyon olarak adlandırılır. Kan basıncının 140 ila 90 kan basıncının üzerinde olması hipertansiyondur. Hastaların %90-95'inde yüksek tansiyona neden olabilecek altta yatan başka bir hastalık yoktur demiş. Genel ölçümü bu şekilde arkadaşlar. Tansiyon aletimizin burada kullanım kılavuzu bulunmakta arkadaşlar. Gerekli olan kullanım kılavuzunda yer alan güvenlik talimatları, kullanıcının kullanım deneyi arkadaşlar, kullanım amacı, nasıl kullandığınızı ve neler yapmanız gerektiğini içeren kitapçık arkadaşlar. Cihazımızın içerisine zaten pillerle beraber gelmekte.
Bu arada cihazımızda hata alırsanız arkadaşlar, hata mesajları ve sorun giderme bu şekilde. Buradaki sorunların karşılığı burada yazmakta arkadaşlar. Ona göre önleminizi alabilirsiniz. Veya zaten cihazımızın 5 yıl garantisi bulunmakta, herhangi bir arızada satın aldığınız yere servise gönderebilirsiniz cihazımızı. Cihazımızın söylediğimiz gibi de hata kodları kullanım kılavuzunda yazmakta. Burada pil seviyesini göstermekte cihaz üzerindeki arkadaşlar. Buradaki hata kodlarına bakarak cihazın hangi arızası olduğunu çözebilirsiniz. Buradaki saklama ve temizliğine dikkat edip bakabilirsiniz arkadaşlar. Cihazımızın genel özelliği bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıra geldi Omron'un M2 Basic Dijital tansiyon aletimizin kutusunu açalım. Kutu içeriğine yakından bakalım ve tansiyonumuzu ölçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Omron'un M2 Basic üst koldan ölçer dijital tansiyon aletimizin kutusunu açalım ve kutu içeriğine yakından bakalım. Söylediğim gibi hepsi buradan indirimli kampanyasıyla arkadaşlar 1050 TL'den 950 TL civarına satın almıştım. Söylediğimiz gibi arkadaşlar, Omron'un M2 Basic serisi genellikle kardiyologların ve hastaların tercih ettiği dijital ölçüm tansiyon aleti arkadaşlar. En çok tercih edilen markalardan biri, hatta en iyisi diyebilirim. Cihazımızda 5 yıl garanti bulunmakta. Buradaki arkadaşlar yüksek tansiyon, düşük tansiyon ve kalp atış algılama hızı arkadaşlar, nabzımızı buradan görebiliyoruz. Cihazımızın model numarası M2 Basic HEM-712-1J-E serisi arkadaşlar. Burada Omron'un garanti belgesi arkadaşlar. Cihazımızın herhangi bir bozulmada 5 yıl garantisi bulunmakta. Satın aldığınız yere cihazımızı gönderebilirsiniz bozulduğunda, veya servise gönderip tamir süresini veya değişim süresini başlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar, 22-23 santim arası kolları destekleyen manşetimiz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kablo uzunluğu da 50 santim civarında var arkadaşlar. Kolumuzun genişliğine göre 22 ve 32 santim arası kolumuzu ölçebiliyoruz. Kutu içerisinden 4 adet pil gelmekte Toshiba'nın. Cihazımızın kendisi. Manşetimizi buraya takıyoruz arkadaşlar. Ve pillerimizi takalım.
kutu içeriğinden çıkan kullanım kılavuzu ve kitapçığı arkadaşlar. Buradaki kitapçığına bakarak cihazımızın kurulumunu yapabilirsiniz. Cihazımızın ayrıyeten burada adaptörü bulunmakta. Adaptörle de cihazımız çalışıyor. Ama yalnız kutu içerisinden adaptör çıkmadı arkadaşlar. Cihazımızın pillerini takalım. Cihazımızın pillerini taktık. Manşetini şu yan kısımdan takıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oturtuyoruz. Taktığımız zaman çıt diye ses geliyor zaten. Şimdi tansiyonumuzu ölçelim. Şu kısımdan kolumuzu geçiriyoruz. Ve üstteki kısım üst tarafa denk gelecek şekilde kol hizasından 2 santim, hatta şöyle biraz aşağı indirelim, boş kalacak şekilde kolumuza takıyoruz. Ve daha sonra alttaki yapışkan kısmı yapıştırıyoruz. Cihazımızı çalıştıralım. Kolumuzu kalbimizin hizasına getiriyoruz. Evet arkadaşlar, manşetimiz şişiyor şu an. Evet arkadaşlar, ölçüm sonucumuz cihazımızın yüksek tansiyon, küçük tansiyon ve nabız atım, yani kalp atış algılama hızı arkadaşlar. Şu an tansiyonumuz normal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tansiyonumuz normal çıkmakta. Kan basıncının 120-129, 80 ila 84 arası kalp atım hızı olması normal. 130-139, 85'e 89 milimetre kan basıncı olması yüksek normal tansiyon. Kan basıncının 140 ila 90 milimetre civa basıncı, yani kan basıncı üzerinde olması ise hipertansiyondur arkadaşlar. Bizim şu an tansiyonumuz normal çıkmakta arkadaşlar. 120'nin altında, küçük tansiyonumuz da 80'in altında arkadaşlar. Nabız atım hızı da 87 arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tansiyonumuz normal çıktı. Buradan tekrardan bastığımız zaman cihazımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Tekrar bastığımızda cihazımızı açıp ölçümünü yapıyoruz arkadaşlar. Cihazın genel özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Kolunuza taktığınız zaman
2 santimetre aradaki boşluğu bırakın arkadaşlar ve şuradaki kısmı yapıştırın ve cihazınızı çalıştırın. Kalp hizasına kolunuzu getirerek cihazınızı, tansiyonunuzu ölçebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak cihazımızın özelliği bu şekilde arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.